Evet, bu arada devasa bir dişimiz. 80 santim üstü. 83 santim falan var dişi rahatlıkla. Bakın 80 santim bir köpeğin yanında en az 4 santim, 3-4 santim daha yüksek. Bir dişi ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Kız kardeşi de bundan sallama, bunun kadar yüksek değil, değil mi? Bunun Bu da kadar o da yüksek çok değil. yüksek. Onun rengi bundan daha güzel abi. Bu biraz daha boz renkli, o biraz daha bir Bunlar tık. tam bir yaşında herhalde. 11 aylık mı yoksa bu? 17 aylık abi bunlar. Şimdi bu köpek 17 aylık mı? 17 aylık. Evet. Çok güzel bir dişimiz. Şimdi mesela köpeğe bunun aynısının 65 santimi de var. Ne yapacaksın? 65 santimi de Ama var. kimse kangal 65 santim olur, 70 santim olur demedi mi ya bugüne kadar? Ben hiç duymadım. Abi bende de var. 65-70 santim kangal da olur, 80-85 santim de olur Tabii dedik her ki. zaman. Şimdi her ırkın kısası vardır, uzunu vardır. Kardeşler arasında bile insanlarda bu böyledir. Ya dev inekler var ya, ineğin bile kısası, koyunun bile daha boylusu, daha boysuzu var. Evet. Tipi aynıysa tamamdır. Ama sen şimdi bunu kalkıp da Malaklı gibi kafası olursa, her şey bozuk olsa nasıl kangal diyeceksin sadece sert ve cesur diye. Cesurluk kangallığın zaten birinci özelliğidir. Aslında zeka birinci özelliği olması lazım. Bak, bir tip, iki zeka, sosyal uyumluluk. Ondan sonra bununla birlikte harmanlanmış bir cesaret. Aynen öyle. Ama deli cesareti değil, önüne gelen her şeye saldırması değil. Sürüsünün başında deli cesareti olacak. Koruduğu zaman deli cesaret. Gel ileri doğru gidelim. Bunu öbür dişimizin yanına doğru götürelim. Bunu Bu mu aldın? arada bu dişimiz onun kardeşi miydi? Abi şimdi hepsini çıkaracağım. Heh. Bunu buraya bağlayacağım. İstersen bunu bağla, bunu da karşısına bağla, öyle konuşalım. Bak. Annesini çıkaracağım. Öyle yapalım. Kardeşini çıkaracağım. Daha zaten. Bu da kardeşi abi şimdi. Eşleştirdik geldik. Bak ne kadar sallı bir dişi. Onu da bağla kapıya. Onu da o kapıya. Oo, aynı boydalarmış ya Fatih. Aynı boydalar mıymış? Hatta bu daha yüksek ha. Bu daha yüksek Sağdaki ya. yok. Vallahi. Vallahi tabii bu 85 santim falan var diyorduk zaten bu sağdaki dişi. İkisi de birbirinden dikilmeye göre bak. İkisi de bayağı yüksek ya. Yani arkadaşlar bunların ölüsü 83 santim ya. Bu iki tane dişi. Salları süper. Anne zaten her zaman iyi yavru veriyor. Anneler de 70 santim. Heh, anneleri de 70 santim. Yani. Ama karakter, anneleri şu mu? Anneleri bu. Yok, 70 santimden fazla dolu dişi. Ya o civarda. Ufak bir 70 diş. Çok santimden 25 fazladır. değil. Ufak değil, standart bir diş o. O dişte 75 santim var gibi yani. Bunu bak şimdi buraya bağlayalım abi. Annelerini de ortaya bağlayalım. Evet. Yani maşallahları var. Al, köpekler pısırık da değil. Her an her şeye hazırlar. Ama gençliğinin verdiği bir şey var onlarda. Bu da mesela, bu da Aynı kardeş kardeşleri. İşte kardeşleri. fenotip bu kardeşim. İdeal tip bu. Ablalar abi Sürüde işte. bu nasıl başarılı zaten bu da. Tabii canım, kaç Bunlar tane da domuz leşi var o köpeğin? tabii ki. Bakın arkadaşlar, kurt tamam eve eyvallah da asıl domuzdan köpek kaçmayacak. Cesaretini domuza gösterecek. Çünkü domuz biçiyor. Kurt uyanık hayvan kaçıyor. Domuz bir döndüğü zaman domuz her köpek giremiyor. Esas kız bu abi. Evet. İstiyorsan Fatih şöyle bir Toros'un yanına götür, bir işesin, rahatlasın. Bunun da annesi değil mi? Tabii Dağ'ın annesi. Dağ'ın annesi. Bak, ufak değil dişi. Gördün mü dişi? Dikildi. 77 santim falan var. 70 santim değil. Benim dağcıya çok benziyor ya eski. Dağcının kız versiyonu gibi. Bizim Hürrem de benzer biraz şimdi buna. Ne kadar da hareket. Kaç yaşında bu dişi? Bu dişi 6, 6,5 Bu da yaşında. kızana geliyor galiba ya. Gelir yakında. Yavruları var bak orada. Maşallahları var. Bunlar şimdi fenotipi ne abi? Kangal köpeği işte E bunlar. tamam işte, bunların hepsi kangal. Birbirine benzeyen tipler. Yani bak, ben şimdi şuraya bu dişiyi bağlayacağım, hepsini tanıtacağım. Evet. Götür bakalım. Bak şimdi abi. Ben şimdi sana şöyle tanıtayım. Bu da kendi kızına bakıyor. Kızıyla da suratı aynı. Tanışmıyorlar ya Ortaya bağlı kızıyla. istiyorsun onu. Tanışmıyorlar Ha, ya kızıyla. tanışmıyor ondan mı? Tabii. Bunlar daha geleli bir ay oldu. Bu köpeklerimizin atası diyeceğimiz köpek. Ya atası değil de bunların anası. Anası. Bak kızı. Dağ dişi. Kızı. Bak aynı kızı bak. Bu dişinin kızı. Babaları farklı bunların. Bu dişinin başka babadan kızı, başka babadan kızı. Bu da aynı şekilde.
kızı. Aynı bu dişinin. Evet. Bak. Şu iki yavru aynı bu dişinin yine başka babadan, bizim Bozkurt'tan kızı. Evet. Şu kafesteki köpekler bu dişinin torunları, dağın evet. kızları. Evet. Şuradaki hırçın dediğimiz erkek bunun torunu yine aynı. Dağın kız, dağın oğlu. Şunları da alalım. İçeri girelim istiyorsan. He, içeri girelim. Heh. Bunlar aynı o dişinin torunları, dağın kızları. Benim üretimim bunlar. Tipler evet, bak, tipler hep kangal, aynı fenotip. Tipler genel olarak birbirine benziyor. Bunların hepsi de cesur köpekler. Evet. Sürüde hepsi iş yapıyor. Evet. Burada tek kurt uğramayan sürü seninki. Tabii ki benimki abi. Benim genelde iki tane, üç tane köpeğim. Domuzun, ayının, kurdun bol olduğu bir coğrafyadasın. Hayır. Benim genelde 2-3 köpeğim boş olur abi. Evet. Onlar da yeter zaten. Evet. Görüyorsun. Ve genç köpekler hepsi de. Tabii. Gençliğinde 6 aylıkken buradaki sokak köpeklerini öldürmüş bir hayvan. Aynen öyle. Bunlar da aynı fenotipte bak. Büyüyünce bunlar 4 yaşında. Hepsi aynı tip olacak. İşte üretim budur. Birbirine benzeyendir. Bak biri boz. Bir tanesinin kafası malaklı gibi olup. Bak renk değil. Kırçıl olur, beyaz olur. Ala olur. Renkte sıkıntı yok. Ama kafa tipleri, vücut tipleri hep aynı. Postları %90 aynı. Evet. Bak bu boz hali. Bu bir hafiften kadar kırçıl hali. Orada bak bir boz hali daha var. Evet, evet. Anne kız. Evet. Kardeş. Bunlar mesela bak kendi kardeş olduğunu bilmiyorlar ama gayet uyumlular. Tabii. Daha da kardeşim. Tam bu, he, bunların, buranın ablası tabii daha. Tabii. Baskılıyor. Şu köpek dikildiği zaman ne kadar boylu olduğunu gösterdi. İstiyorsan onu bir eline al. Bak ne kadar sallar. Zor öyle çektik işte onu. İşte evet. Zor öyle çektiğimiz. Zor öyle çektiğimiz dişilerden. Göksunlu zor o. Zor öyle çektiğimiz dişilerden biri. Evet. Daha bak Allah'ım ya. Evet. Çok sallı, çok güzel bir dişi. İşte kangal, bu da kangal. Ya yani bunun kısası da olsa kangal, uzun da olsa kangal. Bu zaten... Kangal bir tiptir ve cesur olmak, sürüde işi yapmak zorundadır. Karakterde bu olması lazım. Zaten şöyle... Zaten karakteri sürüde kurtlara bir şey yapmayan köpek varsa onu... Ya da korkak köpek varsa onu zaten üretim bandından çıkaracaksın. Şimdi bu dişi, dişi kangala göre iri bir dişi bence. Tabii ki. Şu da aynı şekilde. Daha da ortalamanın üzerinde yani bunlara yakın. Hayır, hepsi daha da iri bir dişi. Anneleri de maşallah iri bir dişi. Ama bunlar ekstrem sallı bir köpekler. Allah nazardan saklasın. Ve bunları sen Anadolu Çoban köpeklerini çıkarak üretmedin. Hayır tabii ki canım. Bunlar hep kangaldan. Kangal, evet. Yani kangal fenotipli köpeklere eşleştirdik. Evet. Bu güzel bir dağdım abi. Evet evet maşallah. Sen uyumlu yani, da bir dişi. Hiç korkak olmayan. Daha korkak değildir. Daha zaten standart güzellikte, annesi de öyle iri çayılabilecek dişlerde. Bunlar kendi altından çıkanlar. Bak bilinçli üretim ve işte dediğimiz, anlattığımız o. Mamayla beslenen, etle beslenen köpeklerde. Evet. Fark eklem desteğinde. İşte köyde beslesen bu köpeğin 70 santim olacak. Aynen, 65 santim olacak. Sürüye girecek, yanacak. Ama sen burada her hafta et, yal kaynatıyorsun ama içine et, mama değil mi? Aynen öyle. Mısır, abi. Her şeyi atıyorsun. Tavuk atıyoruz abi. Bakarsan bağ, bakmazsan daha olur ki bu köpekleri eski bir boz çoban köpeği besleyen olarak korkudan zayıf besletmişti Fatih. Belki biraz daha yüksek olacaktı bu köpek. Bu evet, bunlar biraz daha yüksek olabilir. Bak şu an o hatayı yaptı. Orada yanlış bir üretim besleme tarzı yapmıştı. Ben evet. gelince hatta bir meşhur şeyimiz vardı, evet, tartışmamız evet. vardı. Köpekler çok zayıf dedim. Şu anda olması gereken post... Olması gereken kilo bu sürüye giden bir hayvan. Bunlar bak bir tık daha yüksek olabilirdi abi. Tabii ki. Belki de kardeşleri gibi olacaktı. Tabii. Bunları biz dediğin gibi biraz zayıf baktık. Boz çoban köpeği korkusundan. Çünkü onlar çok kilo almayı sevmeyen köpekler. Yamulmaya müsait köpekler. O iri tarz. Yani boz çoban demeyelim de Anadolu evet. çoban tarzı. Evet, evet. evet. Ha, şeye yapıyor bu da. Fino'ya yapıyor. Al abi işte yan yana getirelim. Aynı fenotip. Bak bunu aynı getir. Bak getir şunun yanına bir getir. Hiç bağlantısı olmayan iki köpek kardeş gibi, baba kız gibi ya da. En ufak bir kan bağı bile yok. Evet. En ufak kan bağı yok abi şu köpeklerin arasında. Al işte kangal. Şimdi bunlar kangal. Bunlar aynı zamanda iş de yapan köpekler. Evet. Bunlar korkak köpekler değil. Bunlar cesur köpekler. Dağda, kurtla da, domuzla da mücadele eden bu köpek sana nereden geldi kardeşim erkek? Bu köpek Kastamonu'dan geldi abi. Sürüde çalışmıyor muydu bu köpek? Çalışıyordu. Kastamonu top. Başarılı mıymış? Gayet hatta başarılı. Zaten hatta çok zor verdiler. Köpeği. Yavrusu olsun, biz bunun yavrusunu alamadık diye. Yavrusunu alamadık diye verdiler. Yavrusunu alamadık, yavrusu olsun düzgün dişilerle diye verdiler yani. Evet, maalesef de yavrularını yaşatamadık. Öldü. İki tane yavrusu olmuştu.
Hiç olmayan şey oldu. Kanlı sel oldu. Benim burada hiç olmadı. Bir tanesi daha Kastamonu'dan geliyor. Bir tanesi buradaki üretim. Kardeş gibi benziyorlar. Aynen öyle. Evet, evet. Hadi geçelim bu tarafa. Daha kan gelecek de ondan sonra bir hafta 10 gün sonra çiftleşecek. Şu anda yer yok abi de. Bak 83 santim dişinin yanında. Erkek de neredeyse ona yakınmış ya. Yani köpekler erkek çok daha kalın. Dikilmeden daha 80 santim gelen bir dişi. İnşallah Sivas'ta gelince görürsün. Sivas'ın metreli ölçüm var çünkü. Dişi gezmek istiyor ama sen onu at içeri. Yapacak bir şey. Al hadi al 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 al. Bak bununla da mesela ne kadar benziyorlar. İşte bir ık. Abi Rottweiler birbirine benzemiyor mu? Benziyor. Yani kurtlar birbirine benzemiyor mu? Sibir Husky'ler birbirine benzemiyor mu? Ah. Bunlar da benzeyecek. Aynı erkek başka dişi. Evet. Ne kadar benziyorlar ya, kardeş gibiler. İşte böyle ırk budur. Birbirine benzeyecek köpek. Ve karakter olarak da birbirine benzeyecek. Fatih koy içine. Piyasada da meşhur bir köpeğin yavrusu değil mi bunlar Fatih? Abi şu dişi Bursa'da Duman diye bir köpek var. Evet. Şu dişi onun yavrusu. Şu dişi onun yavrusu. Evet. Aynı batım kardeş zaten bunlar. Bir de erkek kardeşleri de var herhalde. Erkek kardeşleri var o Duman'ın sahibinde. Zaten o köpek de Duman fenotip olarak çok güzel bir köpek ama ben güzel olan tek yavrularını Haylaz'dan gördüm. Başka hiçbir köpekten güzel bir yavrusunu görmedim yani. Şimdi şu dişinin mesela kafa tipi biraz hatalı. Hatalı evet. Aynı kafa tipi benim çektiğim kirpinin yavrusunda da vardı. Aynı. Aktarıyor işte. Evet. Yine piyasadaki en güzel yavru bunlar. Herhalde kendisi de bundan bunlardan tuttun ya. Bunlar, bunların erkek kardeşini tuttu. Evet. Kıtmir diye bir köpek. Evet. Bunların erkek kardeşi. Demek ki anne de başarılı bir anne. Abi annenin damızı da çok güzel zaten. Şu anda En kötü köpeği çeksen iyi yavru veriyor değil mi? Her zaman iyi yavru veriyor. Kıtmir'in ekmeği yeniyorsa, Duman'ın ekmeği yeniyorsa yavruları paylaşıyor. Bunlar paylaşılıyor yani. Evet, evet. Evet, bunun kafa tipi daha doğru. Daha düzey. Ben zaten bunu çok beğendim. Daha düzey yakın. Evet, bak sende burada hortum hortum var mı? Aha, işte abi hortum. İçeriği bir sula. Bak. Suladım, ağzını suladım. Bunlar suyu çok sever. İçeriği sula, çamur et. Hayvanlar şey yapsın, rahatlasın. İçeriye tekrar da suyunu da at. Bak şimdi ne yaptılar? Köpekler su içmek istemiyor. Köpekler bu sefer çamurlu su içecekler. Dur. Bir daha bir suyu bas bakalım, görelim onu da. Susamış. Susamış Toros. Gel kızım, gel. Bunu sen otur istersen abi yanına. Evet. Bunu sen daha iyi tanıyorsun çünkü. Yaksın. Evet, bu dişimiz de, bu da Kangal. Daha köşeli ağızlı bir köpek. Daha kalın ağızlı bir dişi. Bu da Bursa tarafından geldi. Orhan Gazi'nin ormanlarında ayıya saldırmış, ayıyı sürüye karşı korumuş bir dişi ve normalde de çok sakin bir dişimiz. Ama daha irisi olsa, daha kalın kafalısı olsa işte at kafalı diyeceğimiz bir dişi. Çok güzel burada Bozkurt'la eşleşmeye geldi. Maşallah. Benim çok beğendiğim bir dişi. Aha. Niye şey yapmıyor? Yani çok beğendiğim bir dişi. Şimdi bu köpeğimiz daha kurt ağızlı, tipik bir kangal ama tabii ki bunun maskesi, çekik gözlüğü var. Bu dişimiz yaşlı tabii ki. Artık sürmeleri falan biraz silinmiş ama dümdüz kafası olan, köşeli ağızlı, at kafalı bir köpek ama sadece açı farkı var ağızlarında. Kangallarda iki tip ağız var sadece. Kafaları da hafif bombeli, hafif düz olanlar var ama çok aykırı olmayacak. Doğal safkan olduğu için bunlar işte renklerinde olduğu gibi boyutlarında, ebatlarında ve kafa tiplerinde ufak tefek farklılıklar var. Ama baktığın zaman karşıdan işte tipik kangal diyeceksin. Yandan baktığın zaman alın çıkısı malaklı kadar olmayacak. En azından gözleri kangalım ben diye bağıracak. Karakteriyle de bunu tamamlıyorsa bak bu köpek son derece sakin. İnsanların korkak zannedebileceği ama ayıya dalan. Ayıya dalacak kadar da cesur bir dişi. O yüzden Kangal'ı sürü başında cesaretini göreceksiniz. Evet bunlar da yarışmana giriyor. Bunlar da derece alıyor ama sürü başında da işlerini yapıyorlar. Bunlar kafes köpeği değil bu arada. Bu köpek de bize emanet geldi abi. Evet. Muammer abi gönderdi. Muammer Biçen. Eşleşip geri göndereceğiz. Evet. Kangal neslini çoğaltacağız bu dişiyle. İnşallah. İnşallah. Evet Fatih'cim.
Maraş'tan aldığımız masamız. Abi bunu Maraş'tan ceviz, aldık. Ceviz içi. Tamamen ceviz işçiliği. Evet. Çok güzel bir şuradan masa. Gizli şeyi var. Şöyle şuradan basıyoruz. Evet. Açılıyor. Hem dama hem tavla. Bu şekilde tavla masası oluyor. He, zar attığın için dışarı kaçmayacak şekilde. Bu şekilde dama ya da satranç. Süper. Masası oluyor. Pulları nerede? Pulları burada. Çok güzel bir masa aldık. Harika bir şey ya. Maraş'tan. Pullarını da buraya şöyle atalım. Pullar da özel pullar. Pullar bütün da el yapımı. Evet. Bütün zarları duruyor mu? Heh. Duruyor. Pullar say bakalım. Da el yapımı. Ya pulları bile dünya para işlediler ya. He, pulların 2000 lira, 2500 lira diyor ya. Abi onlar da şaşırmış ya. Şaşırmışlar biraz. Evet, çok güzel. Üstüne bir cam kestireceksin abi bunu tam şöyle. Evet, evet. Normal masa olarak kullanacaksın. Tabii sen içine girsin. Öyle dışarıda olmasın. İçinde olacak tabii. Oyun onu kaldırdığın zaman da. Heh. Zaten bu tahminim camıyla beraber kalkar. Oyun oynayacağız ama şöyle kaldıracaksın. Açacaksın zaten sandalyeler orada. Süper. Ferhat ağa hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oğlanı vermiyoruz, kız alıp geleceğiz. Öyle mi? Tabii ya canım. Öyleyse o zaman iyi. Kutu ver şöyle. Heh. Gel bakalım. Evet, asıl burada köpeklere Akın abim bakıyor. Akın abim sürüye götüren hem Fatih'in babası hem de sürünün çobanı. Öyle mi? Evet. Yani burada, şimdi bu köpekler süs köpeği mi abi? Hayır canım. Dağda iş yapıyorlar mı? Tabii canım. Yarışmalarda da birinci geldiler. Aynen. İkinci, üçüncü de olanlar var. Ama asıl karakteri önemli diyoruz. İkinci, üçüncü olan yok. Hepsi bir oldu. Allah Allah. Tabii canım. Ha, best üç oldu bir tanesi. Birincilerin komple birinciler yarışta orada üçüncü Fatih'in oldu. Fatih'in bizde üçüncü olmaz. Abi bizde hepsi bir. Akın abi, biz dedik ki demin dağlar domuz dolu, kurt dolu. Evet. Var mı burnu kanayan koyun? Burnu kanayan koyunumuz yok, Allah'ıma çok şükür. Bir de köpekler daha genç ha. Tabii. Çok tecrübeli değil. Birkaç tane tecrübeli köpek geldi. Şimdi kamerayla konuşayım. Bir tane köpeğimi bu bir yere verdi. Evet. O köpeğimi geri getirsin gelsin. Jesse diyor. Jesse. Nereye verdin Jesse'yi? Dedim ya geçen Ahmet'e. Vallahi o köpek bir kaybolursa. Ahmet. Ya Ahmet de bir değişik bir çocuk ya. Köpek köpek. Köpek oralarda geziyormuş. Havuzlarda yüzüyormuş. Köpeğim geri gelsin. Havuza abi. Atlıyor, kurtarayım diyor onları. Kendisi kalıyor sonra. Ahmet öyle bir aynen arkadaş. Ahmet köpekleri kaybetmiş. Babamın Jesse haberi de yok. Bizim dermanın anası. Ertesi i̇şte gün 60-65 santim dişi o. 65 santim dişi. Ama nasıl da? 66 santim. Köpeklerin kralı o. Öyle yani mi? Köpeklerimizin hepsi güzel. Yanlış anlamayın. Köpeklerin kralı derken. Evet, kameraya doğru konuş abi. Diğerleri kötü o iyi anlamında değil. Ama o benim ilk göz ağrım. Başarılı değil mi sürüde? Çok çok başarılı abi. E şimdi aynı köpeğin yani 65 santim oğlu var. Yani bir de Serbülent bir de en önemlisi de biliyor musun? Diğer köpeklerimi eğiten hep o. Yani evet. Köpeklerin eğitimini sağlayan o köpek yani. Evet. Şimdi ben onu da eğitim sağlasın diye gönderdim ama bizim Ahmet'te var salaklık. Bir gün sonra köpeği salmış. Dedim oğlum bak bunları 10 gün 15 gün bağla. Ondan sonra sal. Ben bu köpeği dedim senden 3-4 ay sonra alacağım. Bir gün sonra köpeği salmış. Köpekler iki yavrusu bir anası bir gidiş gitmiş. 15 gün yok. Abi 15 gün yok. Bir 6 kilometrelerdeki köyden arıyorlar. Köpekler burada. Ve ufak köpek dedikleri de köy köy geziyorlar. Ve bu arada da köpekleri boğuyorlarmış. Altı abi nerede koyun buldular gidiyorlar yanına. Orada akşamlıyorlar. Akşam koyunlara ağla gireceğiz aman aman. De hep koyunların yanında. Bir gün 3 kilometre. Nerede verdik yiyorlar? Ne içiyorlar bunlar? Abi bu onlar kendi bunu yiyeceğini bulur. Daha da alıştılar değil mi? Bulur. Domuz yemeye, bak, gün, fare yemeye. Bir gün dedi ki evet, bir 3 kilometre ilerideki çoban arıyor. Bir gün dedi 5 kilometre ilerideki çoban arıyor. En son 13 kilometre ileriden aramışlar. Köpekler sizin oraya geliyor diyor bana. Allah Allah. Aynen. Bak geçen aradı sen de yanımdaydın. Gülmekten ölüyorum. Aramışlar köpekler gölete düşmüş. Senin demişler köpekler Ahmet gölette. Ahmet gideceğiz, döveceğiz beraber. Senin köpekler gölette. Ahmet gidiyor. Köpekleri gölete atlıyor. Köpekleri göletten çıkarıyor. Köpekler vın. Ahmet gölette kalıyor. Ya bari boynuna zincir at. Seni de çeksinler çıkarsın. Yani... Ya Jesse bizim ilk köpeğimiz sayılır. Ondan sonra Jesse ama... de bizim Derman'ın torunu olan köpeğimiz değil mi o? Tabii. Derman Ateş'in bak süper bir köpeği. Ben köpek erkekleri mesela satıyor. Bir şey demiyorsun. En çok sevdiğim köpeği de satsa hiçbir şey demem. Neden? Erkek. Evet. Ama o dişi köpek bu evin, bu bölgenin çok büyük sen o zaman işte bak geçen gün Akın abi konuşma dedim o. Şurada merdivende iniyoruz aşağı. O köpek buradaki herkese sahip çıkıyor. Burada hırsıza karşı bir ses duysa fırlıyor. Ne sansar sokuyor ne tilki sokuyor değil mi? Diyordu. Abi, Akın abi anlat tamam ne anlatayım. Şimdi... Ama buranın bak en gösterişsiz köpeği babamın da en sevdiği köpek. Evet, evet. Tipine de bakmıyor aslında. Ben tipine bakmam. Zaten köpeğin tipi kangal. Evet. Ama gösteriş olarak, ebat olarak. Yo ya köpek güzel. Çok gösterişi de güzel de sadece ufak. Ama o ya işte onu anlattık demin.
onun 80 santim dişi kardeşi de olabilir. Altından 83-85 santim yavrular geldi. Aynen, aynen. Geldi. Ha, o köpek, o köpeği çok büyük para da versinler. Bence parayı tamam etmesinler. Yok yok, o vermez zaten, zaten. Vermez. Şimdi, diyor ki babamın şimdi sevdiği köpeği ben şöyle, satmam. Şöyle diyor. Bir şey var bak Serbülent. Bende 3 tane evlat var mesela. Evet. Benim 3 tane evladıma dünya kadar para verseler verir miyim? Bir tanesini verir miyim? Değişilir mi? Mümkün değil. Fatih çok büyük transferler veriyorlar. Hayır, mümkün değil yani. Ver ver gitsin. Ya, transfer ayrı bir şey. Onlar ayrı bir şey. O zaman ama şimdi benim Deniz'im var. Bunlar posta güvercinim diyor. Bunlar var. Vereceksin kaçıp geri gelecek sonra parayı. Şeyler derken. Jesse ile Deniz benim abi, onlar göz ilk göz ağrım. Onlara ben hiç ikisini kıyamam yani. Evet, bak evet. Diğerlerini satarlar alırlar, hepsi güzel, hepsi kaliteli köpek. En sürünün kilidi dediğin hangisi? Deniz. Deniz ve Jesse benim Jesse. İçin vazgeçilmez diyorsun. Şimdi Deniz koyunun başından ayrılmaz. Koyunun 100 metre 200 metre ilerisinde domuz görsün gitmez. Sürünün yanından kesinlikle kopmaz yani. O işte yani. Öyle bir kilit lazım sürüye. Şimdi... Ama Jesse burada koyun gider. Şu karşı burunda domuz görsün gider babar gelir. He. Veya bir kurt görsün oraya kadar gider. Abi işte bak takım çalışması. İki köpek de lazım. He. O senin, Deniz senin peşinden ayrılmıyor. Benim sonra değil. Koyunun da peşinden ayrılmıyor. Aynen, aynen. Öbürküsü de mıntıka temizliği mıntıkacı yapıyor. İşte bak kangallardaki şimdi, takım çalışması. Ben koyunu geçenlerde geldiğinizi görmüşsündür. Benim evet. Koyun buradan yürüdü. Köpekler önden koştu farkındaysan buradan evet, evet. Dikkatini çektiyse. Şimdi yerlerde öyledir. Dağa da sürünün içinde hiç durmaz. Gökçe de durmaz. Evet. Sultan da biraz sürünün içinde duruyor herhalde. Yok yok o da gizli. Sultan da bak şimdi ben şuradan şu çamı çıktığım zaman Sultan önden doğru çamı dalıyor. Evet. O illa bir önden kolaçan ediyor ve oradan bağırmaya başlıyor. Bir şeyleri sarıyor yani. Ha diyorum, bu gelin koy... burada da birileri var. Koyunun önünde diyorum yani. Üç harfleri var. Ama Deniz asla koyunun yanından ayrılmaz. Evet, koyun evet. Şu burnu yeğiliyor olsun ben eve geleyim benim arkamdan gelmez. Koyunun bir de devamlı üst bölgesini bekler. Bozdağ kaç rakımlıymış? Bozdağ'ın yüksek. Bozdağ Ege bölgesinin en büyük üçüncü yüksek dağı diyebiliyorum abi. Evet. Hatta çok yüksek bir yer ormanlık. Bakalım dur. Sık ormanlık. Ege'nin en yüksek dağı değil mi? Türkiye'nin en üçüncüdür o. Yok Türkiye'nin değil. Hayır, Ege'nin. Türkiye'de sıraya girmez. Ege'nin mi? Tamam. Türkiye'de abi 5421. 2421 iyi bir rakım. Yani köpeklerin de gezdiği rakım zaten 1000-1500. Evet. Rakımlarda geziyorlar. Yüksek yani Gölcük bu Ödemiş'e göre çok yüksek. Gölcük'ün yüksekliği neymiş? 1150 falandır herhalde. Gölcük abi 1400'lerde 1500'lerde herhalde. Ben de onu dedim. Arkadaşlar 1500 rakımdayız. Dağlardan yukarı çıkıyoruz. Aşağısı kuş bakışı gözüküyor. Evet. Çok yüksek burası. Yani burası da bir cennetten köşe. Aynen aynen. Tek, aynen. Şey tabii orman köylüsü olunca çok büyük araziler olmuyor. Evet. Ama arazi verimli. Evet. Patates Türkiye'nin en güzel patateslerinden Ödemiş patatesi deyince değil mi? Tabii. Burada fidecilik var. İşte bu ağaçlar kimin? Sizin fideler hangisi? Komşumuzun arkadaşın çam işi yapıyor abimiz. Ha, çok da güzel. Bizim burada karnabahar, lahana, brokoli, fasulye, barbunya, patates yetişen bunlar toprak mahsulü olarak. Evet, kiraz var tabii. Onlar ağaç mahsulü. Evet. Ağaç mahsulleri, kiraz, kestane, evet. Burası ceviz. İzmir'e bağlı ama İzmir gibi değil. Değil. Aydın, Manisa gibi. Aslında Aydın gibi. Değil mi? Zaten denizlerin içeride bayağı dağ kenarında. Burası Aydın, Manisa ayarı yani. Tabii. Arkası Manisa. Bu tarafımız Manisa, bu tarafımız Aydın. Yani buraya bir Aydın'la Manisa'nın bir yaylası olduğunu düşün yani. İzmir'in değil yani. İzmir bizi çok ters normalde. İzmir'in de yaylası ama işte. Evet ama. Coğrafi olarak denize uzak burası. Uzak tabii canım. Yani burası Ege'nin tam merkezi diyebiliriz. Evet. Kalbi diyebiliriz. Yani öyle bir yer. Dağlık alan olarak. Dağlık alan olarak. Evet. Arkadaşlar Ege'de cennet bir köşe. Gölcük'ten. Bozdağ'ın eteklerinden. Bozdağ Kangal çiftliğinden. Yani burası profesyonel değil. Burası zevk için üretilen. Demin anlattım. Fatih ve Ferhat kardeşler. Ferhat kardeşim de şimdi aşağıda tabii evlenince bizden koptu. Hanım köylü oldu. Hanım izin vermiyor gelmesine. O yüzden Fatih de yakında evleniyor. Temmuz ayında. Yakında bana da izin vermeyecekler. Yakında köpeklere gelip biz bakacağız. Yakında Serbülent abi köpekleri aldı. Bu arada kardeşleri de var. Kardeşinin ismi neydi? Serhat. Serhat'a da buradan sesliyoruz. Serhat evine dön oğlum şu demir kafesleri bitir. Serhat şu demir kafesleri bitir. Leş gibi görünüyor. Bu kafeslerin hali ne diyor Serbülent abi? Yani. Cihan abiye de sesleniyorum yani burada. Burada bir demirci arkadaş daha varmış. O da bitirecek. Cihan abi oturuyor orada. Valla bunları yapmıyorlarsa eğer daha inşaatlarda iş verme bunlara. Abi. Paralarını da ödeme.
Yok sürüm zaten sürümdür. Bunlardan şu an iş istemiyor onlar. Onların işi çok sıkı. Çok evet. Sıkı. Yani zaten ondan bunlar işini yapmıyorlar. Başka yerde çorba güzel yani. Koskoca inşaatın çatısını yaptıracağız. Biz yalvarıyoruz. Abi şu çatıyı yap ver artık. Abi şu çatıyı yap ver müşterilere. Neyse bir işsiz kalırlarsa görürüm ben onları. Aynen öyle. Bak evet, arkadaşımız da karşıda oturuyor. Ondan bir şey diyemiyoruz yani. Tamam arkadaşlar. Herkese selamlar. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Sağlığınız. Ablamın güzel koyun yoğurdundan ayranını içtik. Bazlamasını yedik tereyağlı. Peynirini yedik. Peynirini de yedik, koyun peynirini. Evet, yumurtanız yok mu dedim. Yumurta kırsanız ha. Kırdırdım zorla bir de yumurta yumurta dedik. Kırmadılar mı? Kırmıyorlar, çok cimri seninkiler. Ama her şey koyduk, bir kuş sütü yoktu. Biz yok. Nereden bilelim bunu yumurta yiyeceğini? Yumurtasız değil, kuşun yumurtası yok. Yumurtayı ben kırdırdım. Yumurtasız kahvaltı olur mu ya? Ya şimdi kötü niyeti yok. Unutmuş. Evet. Kendi gibi. Ya şimdi o senin ne yiyeceğini bilmediği için tabii, hepsinden koydum. Onlar şimdi abi burada alelacele kahvaltı yapıp hemen koyunlara bakmaya gidiyorlar ya. Burada zaten o hesap. Hava o kadar güzel ki deliksiz evet. Bir uyku çektik. Sabahta kalktık. Buradaki tavuklarımızdan organik yumurtamızı da yedik. Dinlendin mi? Tereyağı bilmem ne. Tam dinlenemedik ama şu anda açıldık tabii. Aynen. Çok uzun zor bir yolculuktan geldik. Ferhat da maşallah Şef Fatih özellikle biyonik adam gibi. Benim gençliğimi andırıyor. Aynı boy posu aynı zaten. Açlığa çok dayanıklı, uykuya da dayanıklı. Seni tebrik ediyorum. Şimdi nişanlısına yemek yiyeceğim diye burada kahvaltı bile etmiyor. Abi yemek değil akşam nişanı varmış arkadaşının. Tamam dedim söz verdim biliyorsun 2 gün akşamda önce. Akşamda nişanda da yemek olmasa görürüm ben seni. Ya yemek nişanda yemek çok... olmaz ki zaten. Bunlar dışarıda yer yerim. Ben yerim dışarıda. Tamam herkese Bozdağ Kangal çiftliğinden selamlar saygılar.